Merhaba, hoş geldiniz. Bugün TikTok'ta yazı nasıl yazılır? Yazdığımız yazının zaman ayarlaması nasıl yapılır onu anlatacağım. Yani bir nevi TikTok videosunu düzenleyeceğiz arkadaşlar. Bu nasıl yapılır onu anlatacağım. Ben ekranın sağ veya sol tarafına telefonumu ekran kaydedicisini açacağım ve ekran kaydedeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi TikTok'umuzu açıyoruz. Evet arkadaşlar, TikTok'umuzu açtım ben. TikTok'umuz bu. Benim ana sayfam. Profilim burada arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Yazı nasıl yazılır? Yazının zamanlaması nasıl ayarlanır? Onu anlatacağım. İlk önce bir resim seçiyorum arkadaşlar ben. Buradan yükle diyeyim. Bir tane ben deneme amaçlı bir tane video çektim. 35 saniye. 35 saniyelik. Bunun üzerinde deneyeceğiz. Şimdi yazı nasıl yazılır? Yazının süresi nasıl ayarlanır? Buna bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar, pardon. Evet. Seçtik. Bunu seçtik. Sonraki dedim. Sonraki dedim arkadaşlar. Evet. 35 saniyelik videomuz burada akıyor. Sonraki dedim. Tekrar sonraki dedim. Videomuz işleniyor. TikTok'ta biliyorsunuz video üzerine birçok şey yapabiliyoruz. Müzik ekleyebiliyoruz. Değişik şeyler ekleyebiliyoruz. Bu Instagram'a göre gerçekten büyük bir avantaj. Videoları çok eğlenceli hale getiriyor. Zaten bence TikTok'un tutmasının sebebi de bu diye düşünüyorum. Evet. Şimdi videomuz işlendi. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şurada AA işareti var ortada. Büyük A, küçük A. Ona bastım. Şimdi buradan yazı yazacağım. Ben videomuzu böyle çektiğim için güneşli bir gün yazayım. Deneme başlı. Güneşli bir gün. Şöyle yapalım. Güneşli bir gün. Evet. Bunu yazı tipini, yazı karakterini değiştirebiliriz arkadaşlar. Klasik. Şöyle A'ya bastım. Büyük harf. En baştaki şu A'ya bastığımızda sol tarafta burada yazımızı çerçeve için alıyor. Buradan bir de bunu değişik bir renk seçelim arkadaşlar. Ben güneşli bir gün dediğim için sarı seçmek istiyorum. Buradan bakın yazı karakterini değiştirebiliyoruz. Neon var. Serif var. El yazısı var. Güneşli bir günü seçeyim. Güneşli bir gün seçeceğim arkadaşlar. Sonra yine şu kısmı seçtim. Sonra bu şekilde yazımızı seçtik arkadaşlar. Güneşli bir gün. Şimdi bunu istersek şöyle tutabiliriz. Şöyle yukarı kaldırmak istiyorum ben. Bakın bunu yukarı kaldırdım. Yukarı kaldırdıktan sonra şimdi bunun süresini nasıl ayarlayacağız onu anlatacağım. Bir kere yazımıza bastık. Süreyi ayarla çıkıyor arkadaşlar. Hemen bastığımızda süreyi ayarla ve düzenle çıkıyor. Biz süreyi ayarlaya basıyoruz. Şimdi diyelim ki bu yazımızın 35 saniyelik videomuzun hangi saniyelerinde olacağını belirleyeceğiz. Diyelim ki ben 10. ile 15. saniyeler arasında bu yazının görünmesini istiyorum. Parmağımızla arkadaşlar, parmağımızla gördüğünüz gibi buradan tutup çekiyoruz. Şu şekilde tekrar göstereyim. 10. saniye getiriyoruz diyelim. Şimdi sol tarafından tuttum. Şimdi şu şekilde anlatayım. Sol tarafından tuttum. Şuraya kadar çektim diyelim. Bakın. Sonra diğer sağ taraftan da tuttum. Yine çektim. Bu sefer de toptan şöyle tümüyle çekebiliyoruz. Bakın. Tümüyle bunu oynatabiliyoruz. Şimdi burada kısaltıp sağdan ve soldan kısaltıp uzatma yapacağız. Diyelim bu şu an 8.45'te. Bakın 8.45'te. Bunu ne yapacağız? 10. saniye çektim. 10. saniye çektim. Şimdi diğer tarafından da kısaltıyorum. 15. saniyeye kadar getireyim. Bakın bu şekilde. 15. saniyeye kadar getirdim. Evet, onunla 15 saniye arası bu yazımız gözükecek arkadaşlar. Şimdi bu tamam. Bu tamam. Şimdi tekrar ekleyeceğiz. Tekrar bir yazı.
10-15 saniye arasına bunu ekledik. Diyelim ki 25 ile 30 arasına da başka bir yazı ekledim diyelim. Yine şöyle A işaretine bastım. Güneşli bir gün dedik demiştik. Şimdi de buraya ne yazalım? Eskişehir yazalım. Eskişehir yazdım. Yine bu sefer şöyle bir yazı, klasik yazayım. Klasik yazayım ve kırmızıyı seçeyim arkadaşlar. Kırmızıyı seçtim ben şu an. Evet. Şöyle biraz yukarı aldım. Şimdi ne yapmıştık? Diğer yazımızı 10 ile 15 saniye arasına getirmiştik. Bunu da diyelim 20 ile 25 saniye arası şöyle olsun. Şurada görsün. 20 ile 25 saniye arası yapalım. Süreyi ayarla dedim. Şimdi bunu 25-30 yapalım bunu. Yine arkadaşlar bakın şu kısımda şunu görüyoruz ya. Parmağımla tuttum. 25'e kadar getirdim. Şöyle getirdim diyelim. Sonra parmağımla komplesini tutup çekiyorum. Şimdi buradan ayarlayacağım arkadaşlar. Bunu 25'e getiriyorum. Getiriyorum. 22, 25. Şöyle yapmam gerekiyor. Evet. Biraz daha uzatmam gerekiyor. Şöyle yaptım. Evet. Şöyle ayarlandı. 25 ile 30. saniye arasına getirdim arkadaşlar. Bakın. 25 ile 30. saniye arasına getirdim. Şimdi buna da bakalım. Buna da bakalım nasıl olmuş. Buna da bakalım. Evet. Şimdi 15 ile 20 10 ile 15 saniye arası bir tane yazımız oldu. 25-30 ile arası bir yazımız oldu. Bakın burada güneşli bir gün yazısı çıktı. Burada bir güneşli bir gün yazısı çıktı arkadaşlar. Sonra ayarladığımız 25 ile 30 saniye arası da diğer yazımız çıkacak. Bakın burada da Eskişehir yazısı çıktı. Yani belirlediğimiz süreler arasına yazımızı koymuş olduk. Zaten burada diğer başka efektler de var. Ben bugünlük bu yazı kısmını anlattım. Zaten sonraki deyip buradan paylaşabiliyoruz TikTok'ta. Umarım faydalı bir video olmuştur. Güzel paylaşımlar yaparsınız TikTok'ta bununla ilgili. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim.